Bu bebek henüz 3 haftalık. Annesinin bile onun varlığından henüz haberi olmayabilir. Ancak bebeğin tüm bedeninde müthiş bir hareketlilik ve değişim var. Hücreler bu dönemde hızla çoğalıp değişime uğrar. Omurgada yine aynı dönemde belirginleşmeye başlar. 4. hafta içinde en hızlı gelişen hücreler sinir hücreleri, yani nöronlardır. Her dakika yaklaşık 500 bin nöron oluşur. Nöronlar en uzun ömürlü hücre grubudur ve bir yaşam boyu hiç yenilenmeden bizimle yaşarlar. 4. haftanın sonunda nöronlar omurgayı terk ederler. İşte burada yine büyük bir mucize gerçekleşir. Nöronlar bu yolculukta nereye gideceklerini ve ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilirler. Asla yolu şaşırmazlar. Bu oluşumda hiç hata payı yoktur. Peki, görmek için gözleri, duymak için kulakları olmayan nöronlar nasıl olur da yönlerini hiç hata yapmadan bulurlar? Bu kadar kusursuz bir yolculuğun tesadüfen gerçekleşme ihtimali yoktur. Akıl ve sağduyu sahibi olan her insan için cevap açıktır. İnsan vücudundaki her hücre özel bir görev için yaratılmış, görev yapması gereken yere yine özel olarak yerleştirilmiştir. İnsan bedenindeki her ayrıntı Allah'ın yaratma sanatının bir eseridir. Kur'an'da da bildirildiği gibi, göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır. Beynin tasarımındaki birbirinden kusursuz yapılardan biri de nöronların yardımcısı gliyalardır. Gliyalar, nöronların daha çabuk hareket edebilmesi için kaygan lifler oluştururlar. Bu lifleri çok şeritli bir otoyola benzetebiliriz. Nöronlar işte bu otoyolu takip ederler. Nöronlar bu yol yardımıyla doğru adrese konvoy şeklinde ilerler. Bu ilerlemede asla trafik kilitlenmez, kazalar yaşanmaz. Çünkü her bir nöron kendisine kodlanmış bilgileri en uygun zamanda ve doğru biçimde kullanarak düzenle yol alır. Nöronların bu yolculuğu adeta bir göçü andırır. Omurga dışına ulaşan nöronlar artık katmanlar halinde beyni oluşturmaya başlar. Beyindeki gelişimi bir tiyatro oyunu gibi düşünebilirsiniz. Bu oyunda genetik kodların yazdığı bir senaryo bulunuyor. Ancak ne bir yönetmen ne de yapımcı var. Tüm bunların yanında birbirinin dilinden anlamayan bir grupta oyuncu var. Ancak bu oyun başarıyla sahneye koyuluyor. Benim için bu tam bir mucize. Anne karnında 6 ayını dolduran bebeğin neredeyse tüm organları belirginleşir. Elleri, burnu, kalbi, ciğerleri ve beyni. Bu dönemde beyin gelişimi çok hızlıdır. Beyindeki nöron sayısı 100 milyara ulaşmıştır. Bu hücreler arasında trilyonlarca bağlantı kurulur. Ve bu bağlantıların sayısı bir hayat boyunca hiç durmaksızın artmaya devam eder. Bu bağlantıların nasıl kurulduğunu henüz bilim açıklayamıyor. Nöronlar arasında oluşan elektrik akımları beyinle vücut arasındaki aralıksız iletişimi sağlar. Bebeğin dünyaya gözlerini açtığı ilk an bu. Bu andan itibaren uzun bir öğrencilik dönemi bekliyor kendisini. Bebek, gözlerini, kulaklarını, ayaklarını nasıl kullanacağını öğrenecek. Aynı zamanda Allah'ın sadece insana bahşettiği konuşma ve düşünme yeteneğini geliştirecek. Bunun için anne karnında 9 ay süreyle durmadan çoğalan ve bağlantılar kuran sinir hücrelerini kullanacak. Koku alma, bebeğin ilk gelişen duyularından biridir. 2 günlük bir bebek,
annesini bu yolla tanır. En geç gelişecek olan duyusuysa görmedir. Yeni doğmuş bir bebeğin gözündeki dünya henüz çok net değildir. Bebek ancak 6 aylık olduğunda çevreyi bir yetişkin gibi görmeye başlar. Hareketli cisimleri takip edebilir ve derinliği algılar. Bebeğin olgunlaşma sürecinde nöronlar sürekli bilgi depolar. ...11 aylık bir bebeğin beyni artık bulunduğu kültürü, konuşulan dili ayırt edebilecek olgunluğa erişmiştir. Bu sürede bazı nöron ağları diğerlerinden daha sık kullanılır. Bu ağların bir kısmı çoğalır ve güçlenirken kullanılmayanlar yok olur. Tüm bilgisayarlardan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olan ve sınırları belirlenemeyen sinir sistemi nasıl çalışmaktadır? Sinir sistemi yaklaşık 100 milyar nörondan ve bunların arasındaki trilyonlarca bağlantıdan oluşur. Trilyonlarca ağın ne demek olduğunu hayalimizde canlandırmaya çalışalım. Bilgisayarda internet üzerinden bir arkadaşınızla mesajlaştığınızı düşünün. Ve sonra bir arkadaşınız daha katılsın. Şimdi bunu biraz daha büyütelim. İstanbul'da yaşayan 16 milyon insan aynı anda internet üzerinden birbirleriyle mesajlaşsın. Üstelik bu mesaj trafiği bir bütün olarak ortak bir amaca hizmet etsin. Ve bu iletişim hiç kesintisiz bir ömür boyu sürsün. Ve şimdi de şehir sayısını 62 bine çıkaralım. 62 bin İstanbul dolusu insanın her an ve sürekli birbirleriyle iletişim halinde olduğu bir ağ hayal etmeye çalışalım. İşte bu beyindir. Böyle bir iletişim ağını kurabilmemiz şu anki teknolojiyle mümkün değildir. Ancak beynin derinliklerine yerleştirilmiş çok sayıda hücre birbirleriyle böyle bir iletişim halindedir. Bu durum başlı başına bir yaratılış mucizesidir. Sinir sistemi iki kısma ayrılır. Çevresel sinir sistemi ve merkezi sinir sistemi. Çevresel sinir sistemi, vücudun her yanından edinilen bilgileri müthiş bir hızla beyne iletir. Omuriliği oluşturan yaklaşık 1 milyar nöron bu işle görevlidir. Vücudun her noktasını, kolları, bacakları, iç organları bir komünikasyon ağı oluşturacak şekilde saran nöronlar, beyin ve vücut arasındaki bağlantıyı sağlar. Vücudumuzun her bir noktasına ulaşan sinirler, tüm vücudun uyumlu çalışmasını ve dengesini sağlar. Merkezi sinir sistemi ise, vücuttan gelen verilerin yorumlandığı ve bu verilerin doğrultusunda kararların verildiği çok karmaşık bir komuta merkezidir. Merkezi sinir sisteminde yer alan nöron sayısı 85 milyardır. Bu sistemin en önemli parçası olan beyin, tüm vücut kütlesinin sadece %2'lik bölümünü oluşturur. Ve milyarlarca nöron, bu sınırlı küçük organa sığabilecek özellikte yaratılmıştır. Sistemin ana görevlileri, milimetrenin sadece 200'de biri boyundaki mikroskopik hücrelerdir. Bunlar bir araya geldiklerinde bugün hala pek çok fonksiyonu bizim için sır olan beynin çalışmasını sağlar. Ve hepsinden önemlisi bu muhteşem haberleşme ağını oluşturanlar şuurlu insan toplulukları değil sadece bir grup hücredir. Beyin hücrelerinin zarları üzerinde kendilerine ulaşan mesajları algılayan antenler yani dendritler bulunur. Antenlerin bağlı bulunduğu bir ana gövde ve gövdenin diğer ucunda bilgiyi yayan tek bir santral yani akson vardır. Nöronlar bulundukları yer ve yaptıkları işe göre şekil alırlar. Örneğin omurilikten kola mesaj iletecek akson 1 metre uzunluğundayken
Gözden beyne uzanan diğer bir akson sadece 5 santimetre uzunluğundadır. Milyarlarca nöron, duyu organları aracılığıyla edinilen bilgileri inanılmaz bir hızla beyne taşırlar. Bu hız saniyenin sadece 50'de biri kadardır. Bunu yaparken elektriksel ve kimyasal sinyaller kullanırlar. Bir sinir hücresindeki anten sayısı 100 ila 10.000 arasındadır. Bu sayı ihtiyaca göre azalıp çoğalmaktadır. Antenler bir hücreden gelen bilgileri yakalayıp diğer uçtaki santrale gönderirler. Santral, yani akson uçta bilginin dağıtımını yapacak keseler bulunur. Bunlar elektrik sinyalini kimyasal sinyale çeviren ileticiler, yani nörotransmitterlerle doludur. İki nöron birbirinden sinaps boşluğuyla ayrılır. Şu anda gördüğünüz bu aralık, gerçekte milimetrenin 50.000'de biri kadardır. Nörotransmitterler bir hücreden diğerine bu boşluktan geçerek atlarlar ve iki hücre arasındaki iletişimi sağlarlar. Bir hücre ucunda vericiler, diğer hücre ucunda alıcılar bulunur. Verici uçtaki nörotransmitterler bir elektrik sinyaliyle uyarılır ve bu uyarıyla akson uçtan bombardıman halinde bir molekül akışı başlar. Diğer hücre yüzeyi tıpkı bir laleyi andırır şekilde alıcılarla kaplıdır. Moleküller buraya ulaştığında alıcılar yapraklarını açar ve moleküllerin geçişine izin verir. Her molekülün geçebileceği tek bir kapı vardır. Molekül ve gireceği kapı tıpkı bir anahtar ve kilit gibi birbirine uyacak şekilde yaratılmışlardır. Ve hiçbir transmitter başka bir transmitter'e ait kapıdan içeri giremez. Moleküller alıcı hücrede yeniden elektrik akımı oluştururlar. Bilgi diğer hücreye iletilmiş ve nörotransmitterlerin görevi tamamlanmıştır artık. İşleri biten moleküller kendi cinslerine ait olan ve farklı nörotransmitterlerin asla kullanamayacağı özel bir kapıdan geçerek kendi sinir hücrelerine geri dönerler. Nöronların tüm görevlerini kusursuz bir biçimde yerine getirebilmeleri için beslenmeye ihtiyaçları vardır. Beyin hücreleri yalnızca saf glukoz ve oksijenle beslenir. İhtiyaç duyulan oksijen nöronlara ulaşmazsa bilgi iletimi kesintiye uğrar. Zira nöronların yakıtı olan glukoz ancak yeterli oksijen varsa kullanılabilir hale gelir. Oksijen eksikliğinde şeker kullanılamaz. Bu durumda bilgiler ya yavaş depolanır ya da hiç depolanamaz. Biz bu durumu geç algılama, geç fark etme ya da çabuk unutma olarak tanımlarız. Nöronlar sinir sisteminde yalnız değillerdir. Glia hücreleri sinir hücrelerini desteklemek ve korumakla görevlidirler. Kütle olarak beynin yarısı glia hücrelerinden oluşur. Bunlar sinir hücrelerinden daha küçük oldukları için sayıları sinir hücrelerinin 10 katı kadardır. Bazı glia hücreleri nöronların beslenmesine yardımcı olurlar. Bazıları da aksonların çevresinde miyelin adı verilen kılıfı oluştururlar. Bu kılıf elektrik sinyalleri taşıyan aksonların yan yüzeylerini izole ederken uç noktalarda iletkenliklerini artırır. Yani bilgi en az kayıpla ve çok yüksek hızla diğer nöronlara aktarılır. Günümüzde tüm iletişim aygıtları ve tıp cihazlarında aynı mantıkla, yani bilgi hızını artırıp kaybı azaltacak özel yalıtımlı fiber kablolar kullanılmakta. Bu kablolar yardımıyla bilgi transfer süreleri kısaltılmaya çalışılıyor. Fiber kablonun keşfi teknolojinin yayılmasında ve hızında büyük önem taşıyor. Ancak insan bedenine baktığımızda daha ana karnındayken tüm detayların düşünüldüğünü ve kusursuzca doğru yerlere yerleştirildiğini görüyoruz. Tıpkı miyelin kılıfının sadece beyin nöronlarında, yani olması gereken yerde en mükemmel biçimiyle yaratıldığı gibi. Bir grup glia hücresi sinir sistemini yabancı madde ve mikroorganizmalara karşı korumakla görevlidir.
Bu gruptakiler yabancı maddeleri kuşatıp içine alarak ve adeta yiyerek yok ederler. Şu ana kadar değindiklerimiz, beyin hakkında bilgi sahibi olduğumuz işlevlerin en basit özeti bile olamayacak kadar azdır. Ve bugün bilim adamlarının beyin hakkında bildikleri de sadece buzdağının su yüzeyinde kalan kısmıdır. Beyin işte bu denli kompleks ve üstün bir tasarıma sahiptir. Bir yaratılış mucizesi olduğu açıkça belli olan bu tasarımı tesadüflerin ürünü gibi göstermek, evrim teorisiyle açıklamaya çalışmak, kendisine böylesine olağanüstü bir organ bahşedilmiş olan insanoğlu için tek kelimeyle akıl dışıdır. Bu akıl dışı inanca kapılarak yaratıcımız olan Allah'ı inkar eden insanlardan Kur'an'da şöyle söz edilir. İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o apaçık bir düşman kesilmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki, çürümüş, bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O her yaratmayı bilir.